Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes Ortaklığı ile yürütülen Toplumsal Sorumluluk Projesi Gelecek Turizm'de 2007 yılından bu yana Türkiye'nin farklı noktalarında sürdürülebilir turizmi destekleyerek yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Kimi zaman antik bir kenti, kimi zaman yöresel bir mutfağı, kimi zamansa unutulmaya yüz tutmuş sanatkarların atölyelerini ünlü isimler ziyaret ediyor. Uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova, Akdeniz'e dökülen Seyhan ve Ceyhan nehirleri, Romalılardan miras taş köprü, kendi kelebeğini keşfettiren Saim Beyli ve portakal bahçeleriyle içinizi ısıtan Adana. Adana'ya yaklaşık 3 saat mesafede yer alan Saim Beyli, Türkiye'deki 412 kelebek türünün yaklaşık 160'ını bulundurmasıyla dikkat çekiyor. Oyuncu Deniz Celiloğlu, Gelecek Turizm'de tarafından desteklenen bu şirin ilçede kendi kelebeğini keşfetmeye çıkıyor. Şimdi Saim Beyli'de Obruk Şelalesi'ne geldik. Benim çok merak ettiğim kendi kelebeğini keşfet projesini burada Zeynel Cebeci hocamdan dinlemek için şu an buradayız. Hocam, siz burada neler oluyor anlatırsanız bize. Biz Saim Beyliği Mavi Kelebekler Ülkesi olarak anıyoruz. Zira Türkiye'deki 10 önemli kelebek alanından birisi ve Alman kelebek bilimcilerin yaptığı çalışmalarda daha önce 125 kelebek türü keşfedilmişti. Ama geçen yıl Gelecek Turizm'de tarafından desteklenen kendi kelebeğini keşfet projemiz kapsamında mevcut kelebek türünün 161 olduğunu saptadık ve bunu da yine proje kapsamında oluşturduğumuz bir kitap içerisinde toplayarak hizmete sunmuş olduk. Buradaki kelebekler birçok yerde gözlenebilen Türkiye'deki kelebekler olduğu gibi sadece buraya, bu bölgeye endemik olan ve adı Saim Beyli mavisi ya da Polyamatus teresia diye bilinen, Latincesiyle anılan bir kelebek türümüz var, mavi bir kelebek türü. Yalnızca burada görebilirsiniz ve hatta sadece Temmuz ayının sonunda bu içinde bulunmuş olduğumuz Obruk Şelalesi Parkı'nda, ki alanda, dar bir alanda görme şansımız var. O yüzden de bu kelebek türü bulunduğumuz bölgeyi çok daha önemli bir hale getiriyor. Peki hocam, bu kelebekler koruma altında mı ve varlıklarının devamı için neler yapılıyor acaba? Yani koruma durumu söz konusu olacak ama bu koruma kendi kelebeğini keşfet projesi ya da Gelecek Turizm'den desteklediği kapsamda korurken kazanmak üzerine olmalı. Yani bizim hedefimiz de o. Bunun yarattığı cazibeye bağlı olarak bölgeye gelecek ziyaretçiler, bölgedeki küçük girişimcilerin, ev, özellikle ev kadınlarının, emeklilerin belli küçük işler kurmasını da cazip hale getireceği için burada bir potansiyel yaratacak ve insanlar kelebek etrafında, kelebek ekseninde de bir takım gelirler elde etmeye başladıkları zaman doğal olarak halkın kendisi de koruma sisteminin içerisine girmiş olacak. Hocam, kelebek etkisi kendini sürüyor, gösterecek yani, sürüyor diyorsunuz. Kendi kelebeğini keşfet projesiyle 10 önemli kelebek bölgesi arasında gösterilen Saim Beyli'de ekoturizm ve kelebek gözlemciliği artırıldı. Doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra Saim Beyli niş bir turizm merkezi olarak dikkat çekti. Evet, kendi kelebeğini keşfet projesinin koordinatörlerinden Abdullah İspir'le şimdi beraberiz burada. Kendisinden projelerle alakalı bilgiler isteyeceğiz şimdi. Abdullah Bey, burada çok değerli projelere ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu projeler konusunda biraz bilgi verebilir misiniz bize? Çukurova Üniversitesi'nin profesörleri sayesinde Mavi Kelebeği keşfedince bunu ekoturizmle, bunu hareket fişeği olarak kabul ederek buraları turizme kazandırırız düşüncesiyle proje girişimimiz oldu. Burada da Gelecek Turizm'de ekibiyle tanıştık.
Gelecek Turizm'de ekibiyle tanışmamız bizim ufkumuzu da açtı. Öncelikle ilçemizde ev pansiyonculuğu eğitimi verdik. Daha sonra ekoturizm eğitimi verdik. Tabii yöredeki insanlara verdik. Daha sonra biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılıkla mücadele eğitimi verdik. Tabii burada bu eğitimlerimiz gençlerimize, özellikle kadınlarımıza yönelik oldu. Kadınlarımızın ev pansiyonculuğuna yönlendirilmesi, ekoturizmle küçük ölçekli işletmelerle para kazanmaları, bunu maddiyata dönüştürmeleri ve ilçe ekonomisinin daha gelir seviyesini yükseltmek için çabaladık ve neticelerini de alıyoruz çok şükür.